Hoş geldiniz sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Yeni bir haftaya Abdullah Usta'nın sizler için hazırlamış olduğu birbirinden lezzetli ve güzel yemeklerle karşınızdayız. Ve hemen ustamıza döneceğiz. Bakalım bugün bizler için neler yapacak. Ustam nasılsın? Hoş geldin. Sağ olasın. Hoş bulduk efendim. İyi. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün seninle beraber yine güzel bir programımız olacak. İnşallah haftanın ustam. Başıyla beraber değil mi? Şöyle farklı bir sunum yapacağız. Bugün sevgili izleyenlerimize ne yapacağız? Bugün ilk önce çok güzel bir ekmeğimiz olacak. Lokum tadında çok farklı bir ekmek hazırlayacağız. 5 evet. lokumumuz olacak. Sevgili izleyenlerim onu sizlere hazırlayacağız. Ve içinde bakalım neler kullanacağız, hangi malzemelerimiz olacak ve sizlere farklı bir sunumla hazırlanmış olacağız. Ve onu yaptıktan sonra sizlere çok güzel bir pilav yapacağız. Bugün şöyle sizlere hem şöyle tavuklu nohutlu pilavımız olacak. Onu da sizlere farklı bir şekilde sunacağımız çok da güzel bir pilavımız olmuş olacak. Sizlere onu da hazırlamış olacağız. Ve 2 tane farklı sunumumuz olacak. Sizlere sunmuş olacağız. Yarın da sizlere trileçe tatlımız var. Malzemelerinizi hazırlayın sevgili izleyenlerimiz. Sizlerle beraber yarın çok da güzel bir tatlımızı yapmış olacağız. Sunumu da farklı olacak. İnşallah sizler de kendi evinizde pratik bir şekilde hazırlayacağınız güzel bir tatlımız olmuş olacak inşallah. Evet ustam şimdiden ellerine sağlık diyoruz ve yarın ettim. Büyük gün diyoruz. Evet. Trileçe izleyenlerimiz de bizim özellikle istediğimiz bir tatlıydı. Evet istek vardı tatlımızla ilgili biliyorsun evet. talep vardı. Biz de izleyenlerimiz için yarın onu yapacağız ve çok da güzel olacak Peki, inşallah. Peki ustam neyle yapacağız trileçeyi? Neli yapacağız? Kremalı yapacağız. Evet. Yani şöyle ama bizim sunumumuz biraz farklı olacak. Hem içinde krem şantimiz de olacak. Sunumu da çok farklı olacak ve güzel bir sunumla yapacağız. Sevgili izleyenlerimizi düşünerekten onlar da kendi evinde nasıl pratik bir şekilde yapacaklar. Evet. Ve aynı hem burada biz hazırlayacağız hem de onlar evlerinde kolay bir şekilde yapacağı güzel bir trileçe tatlımız evet, olmuş olacak. Ellerine sağlık çok o zaman şimdiden yarını sabırsızlıkla efendim. Bekliyoruz. İnşallah tabii ki. O zaman ustam malzeme listemiz gelsin yavaş yavaş. Tamam. O zaman sevgili izleyenlerimiz 5 lokumumuzun malzemesi gelsin. Bakalım içinde hangi malzemelerimiz var. Kısaca malzemelerimize göz atalım. Ondan sonra sizlerle beraber hemen güzelce bir şekilde hazırlamaya başlamış olalım inşallah. Evet 5 lokumumuz için sevgili izleyenler 1 paket yaş maya kullanıyoruz. Ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. 2 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar su kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Alabildiği kadar un kullanıyoruz. Tekrar malzemelerimiz bu hamurumuz için 1 paket yaş mayamız sevgili izleyenlerimiz 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. Siz isterseniz zeytin ya da tercih edebilirsiniz. 2 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar su kullanıyoruz. Onu dolu dolu da sizler kullanabilirsiniz. Ve alabildiği kadar un kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. İç malzememiz, iç harcımız içinde neler kullanıyoruz? Hemen 500 gram kadar kıymamız var. 500 gram kadar sevgili izleyenlerimiz patates kullanıyoruz. Ve 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve karabiber kullanıyoruz. Şimdi nasıl yapacağız sevgili izleyenlerimiz? Biz şöyle sizlere birebir çok fazla ölçüleri vermedik ama siz dilerseniz azaltıp veya da çoğaltabilirsiniz hamurunu fazla da yapabilirsiniz. Onun için biz sizlere çok fazla malzeme ölçüsünü vermedik. Siz isterseniz yarısını da yapabilirsiniz. İsterseniz biraz daha fazla tutabilirsiniz. Hemen nasıl yapacağız? İlk önce hamurumuzu hazırlayacağız sevgili izleyenlerimiz. Önce yaş mayamız, ondan sonra tuzumuz ve yağımızı geniş bir kabın içine ilave edeceğiz suyla beraber. Ondan sonra alabildiği kadar unla beraber hamurumuzu yoğuracağız. Hamurumuz yoğrulduktan sonra hamurumuzu bezelere böleceğiz. Tezgahımızın üzerinde dinlenmeye bırakacağız. Ondan sonra ayrı bir kabımızın içinde kıymanızı kavuracaksınız. Kıymanızı kavurduktan sonra içine biraz baharatlarınızı içine ilave edin. Ve ondan sonra haşlamış olduğunuz patateslerini de kıymayla beraber karıştıracağız sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra hamurlarımızın içini dolduracağız. Hamurlarımızı içini doldurduktan sonra farklı bir sunumla içini kapatacağız. Ve ondan sonra üzerine ben sizlere farklı bir şekilde bakalım 2 tane birisine yumurta süreceğiz. Birisine de pekmez kullanacağız. İkisi de çok farklı bir sunumla pişecek. Ve ondan sonra fırına göndereceğiz. Yavaş yavaş fırında pişecek. Ondan sonra size de evlerinizde afiyetle yapacağınız çok da güzel bir 5 lokumumuz olmuş olacak inşallah. Evet ustam ellerine sağlık. 5 lokum ustam saat 5 çaylarını nazaran yapılmış. 5 çaylarını andırıyor değil evet. mi? Evet. O şekil olacak ama sunumu çok güzel olacak. Hem de 5 lokumumuzda çok farklı bir sunumla evet, izleyenlerimize Evet 2 farklı sunum hazırlayacağız zaten. 2 farklı sunum hazırlayacağız. Evet ellerine sağlık çok ustam. Teşekkür o zaman ettim. Biz de bu arada izleyenlerimize telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatalım hemen. Telefon numaramız 0212 454 5570 mail adresimiz info@tegerete.eu.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Evet. Evet hemen ustamıza dönüyoruz. Mayamız hazırlanmış sanırım usta. Evet mayamız şöyle evet. hazırlanmıştı. Şöyle sevgili izleyenlerimiz bir paket mayamız o hazır. Hemen kabımızı alıyoruz. Ondan sonra suyumuz sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki siz isterseniz biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Eğer biraz daha fazla istiyorsanız fazla da tercih edebilirsiniz. 2 su bardağı kadar suyunuzu üzerine ilave ediyoruz. Ve tekrardan 4 yemek kaşığı kadar yağımız. Onu da içine ilave ettim.
2 tatlı kaşığı kadar tuzumuz. Hepsini kabımızın içine ilave ettik. Onları şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş alabildiği kadar unumuz dedik. Nülüfer Hanım yavaş yavaş unumuzu ilave edecek. Hemen şuradan ben bir kaşığımızı alayım. Hatta şunları tamam. Alabiliriz. Şuradan. O da olabilir. Şöyle. Evet, şimdi kulak memesi kıvamda hamurumuzu elde etmemiz gerekecek sevgili izleyenlerimiz. Çok sert olması gerekmiyor değil mi usta? Mayalı hamurlarda ama genelde cıvık mı bırakmamız gerekiyor? Tabii çok fazla ne aşırı sert olacak ne de çok aşırı cıvık olacak. Çünkü onun kıvamını bulmamız gerekecek. Hemen hamurumuzu ne kadar fazla dinlendirirsek daha güzel bir şekilde yaptığımız 5 lokumumuz daha güzel olacak. Tabii ki hamur bütün hamurlu çeşitlerde de aynı şekilde biraz da hamurumuzu hazırlayıp fazla dinlendirirsek daha güzel olmuş olacak inşallah. Biraz daha içine ilave edeceğiz. Hemen. Kulak yani yavaş memesini, yavaş ilave ediyoruz değil mi? Ama. Evet, yok güzel. Hı-hı. Hemen kulak memesi kıvamında hamurumuzu elde edeceğiz bu şekilde. Devam edelim. Alabildiği kadar un kullanıyor sevgili izleyenlerimiz. Hemen şöyle bakalım. Hamurumuz güzel bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurumuz çok fazla elimize yapışmayacak bir şekilde onu iyice bir yedirmemiz gerekecek. Sanırım biraz daha un ilave edeceğiz. Evet. Şöyle. Hemen şöyle biraz daha. Alabildiği kadar un dedik sevgili izleyenlerimiz. Unumuzu içine ilave ettik. Birazcık daha ilave edeceğiz. Evet, çok hafif tamam. Biraz daha Nülüfer Hanım size zahmet. Herhalde bu yavaş yavaş kıvamını bulmaya başlayacak hamurumuz. Unumuzu yavaş yavaş hazırlanmış olduğumuz suyumuzun üzerine tuzumuzun ve yağımızın üzerine ilave ediyoruz. Ondan sonra şöyle biraz daha karıştıralım. Birazcık daha ilave edecek miyiz? Evet, çok hafif. Lütfen bir dakika. Şöyle yapalım. Daha rahat bir şekilde çalışmak için. Tezgahımızın üzerine alacağım. Evet. Şimdi üzerine çok az bir unumuzu ilave edebilirsiniz. Teşekkürler. Rica ederim. Hemen. Herhalde bu una yeterli olacak. Hop. Şöyle sevgili izleyenlerimiz. Gördüğünüz gibi hamurumuz şekil almaya başladı. Ve elime de yapışmamaya başladıktan sonra şimdi hemen hemen yeterli görünüyor. Bakalım. Şu an tam kıvamını aldı ustam. Kıvamını sana. Aldı. Evet. Şöyle ben çok hafif biraz ufak bir kıvamını tam bulmam için az bir şey daha ilave edeceğim. Hemen. Gördüğünüz gibi sevgili izleyenlerim ne çok fazla sert olacak ne de çok fazla yumuşak olacak bir hamur elde etmemiz gerekecek. Hamurumuz ne yapacağız? 5 çayımıza güzel bir sunum yapacağız değil mi Nülüfer Hanım? Özellikle içinde patates ve kıyma da olacak sanırım. Evet. Onlar da zaten ona farklı bir sunum katacak. Evet. Tekrardan. Hafiften. Şimdi hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. İyice biraz. Şimdi bunu sizler önceden hazırlayın. Çünkü biraz daha öncesinde hazırlanırsa, hamurun ne kadar dinlenirse daha güzel bir şekilde hazırlanacaktır. Onun için biz de ne yapacağız? Önceden biraz daha hamurumuzu yoğuralım. Yarım saat falan dinlendirelim. Ondan sonra işlemimize devam edebiliriz. Şimdi, zaten mayalı hamurlarda genelde bekletmemiz gerekiyor tabii. Değil mi? Yarım saat idealdir. Tabii şimdi hamurumuzu ne kadar dinlendirsek hem hamurumuzun şişmesi daha güzel olacak hem de işlemimizi daha rahat bir şekilde hazırlayacağız. Şimdi bezelerimiz şöyle alalım. Kaç tane yapacaksak sevgili izleyenlerimiz sizler o şekilde yapabilirsiniz. Hemen keselim yavaş yavaş. Hop. Hazır. Hazır.
Elimize geldiği kadar ölçüde birebir yaparsak daha güzel bir şekilde hazırlamış olacağız. Aynı ölçülerde hazırlamış olalım. Evet, şu an tam 13 tane oldu. Değil mi? Hepsiniz aynı. Şöyle. Hemen yapışmasın diye çok hafif tezgahımızı un ilave ettik. Bu şekilde hazırlayacağız. Üzerine bir tane nemli bezimizi örteceğiz sevgili izleyenlerimiz. Biraz dinlendirmemiz gerekiyor. Hamurumuzu dinlenirse daha güzel bir şekilde işlemimizi gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi hamurumuz hazır. Patateslerimizi kabuklu bir şekilde haşlamıştık. Patateslerimiz hazır. Ve tekrardan ocağımızın altını açalım. Şöyle. Hemen. Ocağımızın altını açtıktan sonra zeytinyağımız, dilerseniz tabii ki tereyağı da kullanabilirsiniz. Hangisi istiyorsanız, tercih ediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Tenceremizin içine yağımızı ilave ettim. Ve sevgili izleyenlerimiz kıymamız, 500 gram kadar kıymamı da ilave ediyorum. Yavaş yavaş şimdi kıymamız kavrulmaya başlayacak. Kıymamız kavrulurken biz de kabımızı alalım ve tabağımıza hemen rendemiz şu. İlk önce sevgili izleyenler, patatesi isterse elinizle de parçalayabilirsiniz veya rendeyle de rendeleyebilirsiniz. İçinde çok fazla iri parçalar olmasın diye hemen rendeliyorum. Yapacağınız miktara göre de sizler patatesinizi ayarlayabilirsiniz. Hemen azıcık şöyle. Güzelce bir şekilde hamurumuzu dinlemeye bıraktık. Hamurumuz dinlenirken biz de ne yapıyoruz? Harcımızı hazırlıyoruz. İç harcımızı hazırlıyoruz. İlk önce kıymamızı kavuracağız sevgili izleyenlerimiz. Kıymamızı biraz kavururken içine ne yapacağız? Sadece tuz ve karabiber katacağız ve ondan sonra patateslerimizi içine ilave edeceğiz. Patatesle beraber karıştırdıktan sonra ondan sonra hamurlarımızı ayarlayacağız ve hamurlarımızın içine harcımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra hemen sevgili izleyenlerimiz tepsimize herhangi bir tane tepsi, ama tepsimiz yuvarlak olursa görüntü olarak daha güzel olacak. Yuvarlak bir tane tepsimizin içine hamurları hazırlamış olduğumuz lokumlarımızı dizeceğiz. Ve yarısının üzerine ne yapacağız? Pekmez ilave edip ve yarısının da üzerine bir adet yumurta sarısını ilave edeceğiz. Ve fırına göndereceğiz. Fırında pişmeye başlayacak. Evet, ben tuz ve karabiberimizi ilave ettim. Teşekkür ettim Nilüfer Hanım. Rica ederim. Hemen tuzumuzu ve karabiberimizi kıymamızın içine ilave edelim. Şimdi patateslerimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Kıymamız biraz şöyle kavrulsun. Şöyle ben sadece iki tanesinde farklı bir sunum yapacağım sevgili izleyenlerimiz. Ne yapacağım? Şöyle acı sivri biberimizden. Ben direkt böyle bir baktım. Bunlar da bir hazır olsun. Evet. Tabii ki bunu sizler yapacağınız ölçülere göre de kıymanızı dilerseniz biraz daha fazla veya da az da tercih edebilirsiniz. Kıymanızı sevgili izleyenlerim çok hafif bir yağımıza, isterseniz zeytinyağı veya de dediğimiz gibi tereyağla da kavurabiliriz. Onu tereyağla beraber kavurduktan sonra şimdi yavaş yavaş kıymamız toparlandı, pişti ve patatesimiz hemen biraz da herhalde bu yeterli olacak Nilüfer Hanım. Patatesle beraber karıştıralım. Süpersin. İstersen Nilüfer Hanım isteğe göre veya da pulveri de içine ilave etmek istiyorsan, eğer çok fazla seviyorsan edebilirsin. Pulveri veya da kırmızı toz ver, renk vermesi istiyorsa kullanabilirsin. Ama istemiyorsan o şekilde de hazırlayabilirsin. Evet, ben toz biber kullanmak istiyorum usta. Tamam. İsteğe kalmış bir şey sevgili izleyenler. İsterseniz ilave edebilirsiniz.
yeterli Nülfer Hanım. O da pişti. İstersen altını kapatabilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ettim. Rica ederim. Hop, alalım. Şimdi harcımız da hazır. Harcımızı bir tane tabağın içine alacağız. Biz işlemimizi biraz hızlı bir şekilde hazırlıyoruz sevgili izleyenlerimiz, sizler görün diye. Ama kendi evinizde bunları yaptığınızda ne yapacaksınız? Hemen biraz öncesinde, yani yapacağınız işlemin yarım saat öncesinde ne yapacağız? Hamurumuzu hazırlayacağız, hamurumuzu dinlemeye bırakacağız. Ondan sonra iç harcımızı da hazırlayacağız. Şimdi iç harcımızın da soğuması gerekiyor. Şöyle Nülfer Hanım boşaltabilir misiniz, size zahmet. İç harcımız da soğutulduktan sonra daha rahat bir şekilde biz de işlemimizi gerçekleştirmiş olacağız. Teşekkür ettim. Rica ederim. Tenceremizi kaldıralım. Şimdi harcımız hazır sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra hamurlarımız da hazır. Tabii ki biz hamurlarımızı biraz daha fazla dinlendireceğiz sevgili izleyenlerimiz. Hamurumuzu ne kadar çok fazla dinlendirirsek işlemimiz daha güzel olacak ve daha rahat bir şekilde hazırlamış olacağız. Tekrardan hamurumuzdan şöyle bir parça alıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Hemen içli köfte gibi açıyoruz. Ondan sonra içine harcımız ilave ediyorum. Tabii ki siz dilerseniz biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. Çünkü hamurumuz alıyor hemen. Bunu içine ilave ettim. Tekrardan içine ilave ettikten sonra hamurumuzu da şöyle yuvarlak bir şekilde kapatıyoruz. Tepsimizi çok az bir yağ sürebilir miyiz Sezamen Nilüfer Hanım? Tamam. Tepsimizi de yağlayalım. Hafiften. Lokumlarımızı hazırlıyoruz sevgili izleyicilerim. Şöyle altını da kapatıyoruz. Bundan sonra tepsimizi yağladıktan sonra tepsimize ilave ediyoruz. Tekrardan alalım. Gördüğünüz gibi hamurumuzdan. Eğer elimize yapışıyorsa çok hafif biraz daha un kullanabilirsiniz. Hemen içini açalım. Tekrar beze halinde yapıyoruz şeklinde. Beze evet. Halinde çevirelim. Tabii beze haline çevirdikten sonra da biraz daha dinlendirebiliriz Nülfer Hanım. Çünkü daha rahat bir şekilde hem kabarmasını sağlamış olacağız hem de güzel bir işlemimizi gerçekleştirmiş olacağız. Ve bu şekilde hazırladık iç harcımız. Şöyle biraz daha ilave ettim. Ondan sonra hamurumuzu. İç harcımız da harika görünüyor sana yalnız. Tabii mayalı hamurla da birleşince çok güzel olacak. Yumuşak böyle. Gerçi biz Türk milleti olarak biraz böyle hamur çeşitlerini çok fazla seviyoruz biliyorsun Nülfer Hanım. Kendimize böyle farklı sunumlar da yapabiliriz. Hem daha rahat bir şekilde dediğimiz gibi hazırlanması kolay. İzleyenlerimiz hemen kendilerine güzel bir sunum yapmak istiyorsa böyle farklı sunumlar da yapabilir sevgili izleyenlerimiz. Hamuru dediğimiz gibi çok basit. Sizler de hemen evinizde yapabilirsiniz. İlk önce hamur için ne yapıyor sevgili izleyenlerim? 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı veyahut da zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yağımızı kabın içine alıyoruz. Geniş bir kabımıza. Ondan sonra 2 su bardağı kadar suyumuz, 1 paket yaş mayamız. Hemen mayamızı da içine ilave ediyoruz. Ve mayamızı da ilave ettikten sonra tuzumuz, mayamız ve suyumuzla beraber karıştırıyoruz. Onu karıştırdıktan sonra alabildiği kadar hemen içine güzelce bir şekilde unumuzu ilave edeceğiz. Unumuzu da içine ilave ettikten sonra sevgili izleyenlerimiz güzelce bir şekilde yoğuracağız. Hamurumuz ne çok fazla sert olacak ne de çok fazla yumuşak olacak. Kulak memesi kıvamında bir tane hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu yarım saat dinlendiriyoruz. Çünkü iyice dinlenirse hem kabarması da daha güzel bir şekilde kabaracak. Ondan sonra dinlendikten sonra hazırlamış olduğumuz harcımız, işte patatesimiz, kıymamızı kavuruyoruz. İçine karabiberimizi, tuzumuzu ilave ettik. Ve ondan sonra bezelerimizin içine ilave ediyoruz. Şöyle kapattıktan sonra tepsimize gönderiyoruz. Biraz daha sizler geniş bir tane tepsi tercih edebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Çünkü o biraz kabaracağı için de tepsiye biraz böyle tepsinin içine doğru taşacağı için biraz daha geniş bir tepsi veyahut da dediğimiz gibi elinizde varsa alüminyum tepsi, yuvarlak tepsi de kullanılabilir. Ustam genelde mayalı hamur yaparken suyu ne kadar fazla kullanırsak o kadar iyidir diyorlar. Su
su mu süt mü? Ben genelde sütü tercih ediyorum. Süt daha iyi. Süt daha iyidir. Tabii süt de daha iyi. Tabii hamurdan hamura değişiyor. Bazı hamurlarda dediğin gibi su da olabilir. Bazı hamurlarda süt de kullanabiliriz. Ya işte bazen olabilir. Yani imkanlar doğrultusunda belki olmayabilir. O zaman ne yapacağız? Suyla süt da yerine suyla süt de kullanabilir. Ama dediğim gibi isterlerse izleyenlerimiz süt de kullanılabilir. Evet. Hemen şöyle. Farklı şekillerde de yapabiliriz aslında. Tabii. İstersek farklı şekillerde de hazırlayabiliriz. Ama bu biraz çiçek şeklinde olacağı için ben farklı bir sunum izleyenlerimize göstereceğim. Şimdi o taşacak tepsimizden çiçek şekli alacak. Onun için biraz böyle farklı bir şekilde yuvarlak tepsi tercih ettik. O yüzden de evet tepsimiz küçük olmasını tercih ettim. Hemen. 5 çayınızda da sevgili izleyenlerimiz şöyle kendinize farklı sunumlarda yapabilirsin dediğim gibi. Hemen evinize gelip hamurunuzu hazırlayıp ondan sonra iç harcınızı içine ilave edeceğiz. Ve tepsimize dizip fırına göndereceğiz. Hem yarım saat bir şekilde, yarım saatin içinde sizler de evinizde hazırlayacağınız güzel bir sunum olmuş olacak inşallah. İnşallah sevgili izleyenlerimiz sizlere Çarşamba günü de burada sizlerle beraber çok güzel bir lahmacun yapacağız. Ev usulü lahmacunumuz olacak. Bakalım bu burada. Genelde bu, hamur işlerimiz olacak. Değil mi? Bu hafta genelde hamur çeşitlerimiz olacak. İzleyenlerimiz de merakla bekliyorlardı. Evet. Özellikle trileçeyi. Trileçeyi yarın yapıyoruz Nülüfer Hanım. Evet. İnşallah onu yarın sevgili izleyenlerimizle beraber yapacağız. Onlar da aslında biz izleyenlerimiz daha rahat bir şekilde yapmaları için en kolay yolu ve en pratik yolu neyse onunla beraber yapacağız. İnşallah izleyenlerimiz de kendi evinde her zaman hazırlayıp afiyet yiyeceği güzel de bir tatlı olmuş olacak. Evet. Hemen. Trileçenin özelliği çok fazla yumurta kullanılması mı usta? Trileçenin asıl özelliği 3 çeşit sütün olması. 3 çeşit. Hem manda sütü, hem inek sütü, bir de keçi sütü kullanıyor Nülfer Hanım ama onlar elimizde olmadığı için biraz daha farklı süt ve kremayla da hazırlayacağız. Evet. Asıl özelliği sütten. Sütten tabii. 3 farklı sütle beraber hazırlanıyor. Tabii ki yarın kek hamurumuz da olacak. İlk önce kek hamurumuzu da hazırlayacağız. Onun içinde işte dediğim gibi irmik olacak. Ondan sonra unumuz olacak ve yağımız da beraber hazırlayacağız. Onun içinde biz ne yapacağız? Tekrar da 50 gram da kremamız olacak. Onunla beraber hazırlayacağız. Hamurumuzu güzelce bir şekilde fırına göndereceğiz. Kek hamurumuz hazırlandıktan sonra ondan sonra sütümüzü, kremamızı ve toz şekerimizi ayrı bir tencerenin içinde ısıtacağız. Hamurumuz fırında çıktıktan sonra üzerine ilave edeceğiz. Ve tekrardan üzerine kremamız olacak. Hemen karamel sos hazırlayacağız. Şekerimizi hafiften yakacağız. Veyahut da hazır paketler varsa izleyenlerimiz hazır pakette kullanılabilir. Veyahut da şekeri hafif yakıp da o şekilde hazırlanabilir. Bir paket krem şanti kullanacağız. Karamelin daha güzel görünmesi için üzerine süreceğiz. Ve ondan sonra üzerine karamelimizi süreceğiz. Tatlımızı o şekilde hazırlayıp servis edeceğiz. Evet. Sabırsızlıkla, merakla bekliyoruz tam trileçeyi. Trileçe de Rumeli yöresine ait bir tatlı aslında. Evet, genelde aslında Rumelilerin yaptığı bir tatlıymış. Evet. Biliyorsun trileçe demek, sen biliyor musun ne anlama geliyor? Üç anlamına geliyormuş. Evet. Leçe ne anlamına geliyor peki? Efendim? Tri üç anlamına geliyor. Leçe. Leçe yani. Onun bir anlamı daha, evet ben onu duymuştum ama leçe ne anlamına geldiğini bilmiyorum. Ben sanırım sadece üç anlamı diye biliyorum. Üç anlamına geliyormuş. Aslında orada hem keçi sütü hem manda sütü inek sütüyle yapıldığı için orada tabii biraz daha oradan farklı oluyor. Ama tabii ki bunlar da elimizde olmadığı için biz de burada izleyenlerimize üçte oradan geliyor sanırım usta. Biz de burada izleyenlerimize daha farklı bir şekilde sunmuş olacağız. Hemen sevgili izleyenlerimiz son bezemizi de yapıyoruz. Aslında üç sütün karışımına deniliyormuş. Evet, üç sütün karışımı. Evet. Üç anlamına geliyormuş da doğru mu? Şimdi sevgili izleyenlerimiz, hamurlarımız hazırlandı. Güzelce bir şekilde şimdi hamurlarımızı hazırladıktan sonra ben şöyle bir ufaktan bir tezgahımı toparlayacağım. Hamurlarımızın üstüne yumurta kullanacak mıyız usta? Tabii bir tanesine şöyle 2-3 tanesine yumurta kullanacağız. 2-3 tanesine de farklı bir sunum yapacağız. Onun içine de pekmezle beraber hazırlayacağız.
Bakalım nasıl olacak? Evet, çok farklı olacak. Değil mi? Şöyle sen bir. Başta programın başında hemen pekmez dediğin zaman ben içine falan kullanacağız sanmıştım ama değil demek ki. Evet. Şimdi harcımızı kaldıralım sevgili izleyenlerimiz. Şöyle kenarda beklesin. Ufak iki tane tabağımızı alalım. Beş lokumumuzu hazırladınız sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra ne yapacağız? Yumurtamız. Pardon. Şöyle. Hemen. Hop şöyle alalım. Sarısıyla akını birbirinden ayırmamız gerekecek. Hop. Tamam. Şimdi yumurtamız da kalsın. Onu sonra tekrardan değerlendireceğim sevgili izleyenlerimiz. Fırçamızı alalım. Bir adet yumurtanın içine biraz daha parlak ve güzel bir şekilde kızarmasını istiyorsak sevgili izleyenlerimiz hafiften sıvı yağımızı ilave edip çok az bir sıvı yağımızı damlatıyoruz. Bunu iyice bir karıştıralım ve de üzerine sürüyoruz. Tepsimize çok fazla sürmeyen, tepsimiz çok yanmasın diye elimizde geldiği kadar tepsimize aşırı bir şekilde sürmüyoruz ve alta doğru da akmayacak şekilde süreceğiz. Hazır. Şöyle yarısına sevgili izleyenlerimiz yumurtanın sarısını sürüyoruz. Ustam çiçek şeklini almaya başladı zaten. Değil mi? Kabarınca da bütünleşecek. Şimdiden bir aldın diyorsun. Çiçek ekmek var ustam, bu fırınlardan almış olduğumuz. Aslında onun da benzedi görüntüsü. Ona, evet. Ona da benzedi. Şimdi hazır. Tekrardan sevgili izleyenlerimiz yarısına bildiğimiz gibi yumurta, yarısına da ne yapıyoruz? Pekmez. Geniş bir kabımızı aldık. Şimdi bu iki farklı türde yapacağız sevgili izleyenlerimiz. Sizler de göreceksiniz hangisi daha güzel bir şekilde hazırlanıyorsa, kızartılıyorsa onu da kullanabilirsiniz. Hemen. Pekmez peki ustam böyle şekerli bir tat bırakmıyor mu? Çok öyle aşırı bir şekilde bırakmayacak. Aha. Çok fazla aşırı bir şekilde bırakmayacak. Hem de güzel bir şekilde kızarmasını evet. sağlayacak. Normal yapmış olduğumuz poğaçalarda da bu şekilde kullanabilir miyiz tabii, peki? Poğaçalarda pekmezde. Da kullanabiliriz. Evet. Çünkü çok fazla aşırı bir şekilde kullanmıyoruz. Hem de daha güzel bir şekilde lezzet katacak. Şöyle. Hazır. Harika görünüyor ustam. Teşekkürler Nilfer Hanım. Sadece iyice bir kızarmasını sağlayacak şekilde sürüyor sevgili izleyenlerimiz. Hafif fırçamızın ucuyla şöyle dokunalım. Buna da aynı şekilde. Hazır. Ve sonuncusunu da hazırladık. Harika. Teşekkürler. Evet. Şu anda 5 lokumumuz hazır sevgili izleyenlerimiz. 5 lokumumuzu hazırladık. 5 lokumumuzu ne yapacağız? Fırına göndereceğiz. Tabii ki elinizde geldiği kadar kısık bir ateşle beraber fırında pişirirseniz 5 lokumunuz daha güzel bir şekilde kabaracak sevgili izleyenlerimiz. Sizin tam istediğiniz lezzette ve kıvamda pişecek. Ama tabii biz biraz hızlı bir ateşle pişireceğimiz için sizde biraz daha düşükte 160 dereceyle 40-45 dakika pişmeyecek ve tam da istediğiniz gibi güzel bir şekilde kızarmış da olacak, içi de pişmiş olacak ve lokumumuzu fırına gönderelim. Hemen fırına gönderdik sevgili izleyenlerimiz. 160 dereceyle evde çünkü zamanımız çok olacağı için biz biraz daha yüksek bir dereceyle pişiriyoruz. Neden biz biraz daha yüksek bir dereceyle pişiriyoruz? Çünkü bir saatin içinde bunu sizlere hazırlayıp sunmamız gerekiyor sevgili izleyenler. Sizler görün diye. Ama biz de program öncesinde hazırlayıp size burada sunabilirdik. İşte şu şekilde. Siz hem o ince noktaları nasıl pişti, nasıl fırına gitti görmemiş olacaksınız. Biz burada yapıyoruz ki sizler de evinizde bizim yaptığımız gibi hazırlayıp fırına gönderip ve fırında pişirmiş olacaksınız. Evet ustam, o zaman ellerine sağlık diyoruz. Merakla bekliyoruz lokumlarımızı da. Ustam diğer yemeğimize geçmeden önce kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerleyiz. Bizden ayrılmayın. Minik olacak, çok kısa. We'll be right back.
Tekrar sizlerle sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar. Hemen ustamıza dönüyoruz. Sanırım nohutlu pilavımıza başlayacağız. Evet, şöyle evet, güzel ustam. Bir pilav yapalım. Bugün sevgili izleyenlerimiz, şimdi yavaş yavaş ne yaptık? Lokumumuzu hazırladık. Onu fırına gönderdik. Yavaş yavaş pişmeye başlayacak. Programımızın sonuna doğru onu alacağız. Şimdi Nilüfer Hanım birazdan kontrol edecek nasıl pişeceğini size de göstermiş olacağız. Şimdi onu hazırladıktan sonra sizlere çok güzel tavuklu nohutlu pilavımız var. Sevgili izleyenlerimiz, hangi malzemelerimizi kullanıyoruz? Hemen kısaca şöyle bir ekrana gelsin listemiz. Evet, bakalım içinde hangi malzemelerimiz var sizlerle beraber. Bugün kendimize şöyle güzel bir pilav yapalım. Nohutlu şöyle tavuklu pilavımız için sevgili izleyicilerim 3 su bardağı kadar pirinç kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar nohut kullanıyoruz. 1 adet tavuk kullanıyoruz. Tabi siz isterseniz but da kullanabilirsiniz. İsterseniz bütün tavuk da tercih edebilirsiniz. Tercih size kal. Hangisini istiyorsan onu da kullanabilirsiniz sevgili izleyicilerim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz ve 1 fiske kadar toz şeker kullanıyoruz sevgili izleyicilerim. Ve tekrardan malzemelerimizi anlatalım. 3 su bardağı kadar pirincimiz, 1 su bardağı kadar nohut kullanıyoruz. 1 adet tavuk kullanıyoruz sevgili izleyicilerim. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, çok hafif biraz da toz şekeri kullanıyoruz. Ve nohutlu pilavımız sevgili izleyicilerim neler yapacağız? İlk önce tavuğunuzu haşlayın ve haşladıktan sonra kesinlikle suyunu dökmüyoruz. Ondan sonra hemen 3 su bardağı kadar pirincimizi 3 suyla güzelce önce bir 10 dakika suda bekletelim. Biraz da içine tuz ilave edin. Daha güzel bir şekilde demlenmesi için, dinlenmesi için. Hemen pirinçlerimizi yıkıyoruz. Süzdükten sonra biraz bekleyeceğiz sevgili izleyicilerim. Ondan sonra tenceremize dilerseniz sıvı yağ ve zeytinyağınızı ilave edebilirsiniz. Yağınız ısındıktan sonra pirincimizi içine ilave ediyoruz. Pirincimizi kavuruyoruz. Pirincimiz iyi kavrulduğunu nasıl anlayacağız? İlk önce birbirini tutacak şeyler, topaklaşacak ve ondan sonra yavaş yavaş birbirini kavurmaya devam edeceğiz ve birbirini bırakmaya başlayacak. Birbirini bırakmaya başladığı anda suyunu içine ilave edeceğiz sevgili izleyen. Pilavımızın tuzunu, toz şekerimizi biraz da limon suyunu içine ilave edin ve ondan sonra suyunu tam kararını verdikten sonra ne yapıyoruz sevgili izleyenimiz? Nohutumuzu üzerine ilave ediyoruz. Nohutumuzu da üzerine ilave ettikten sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve dinlemeye bırakıyoruz. İyice dinlendikten sonra pilavımızı ondan sonra karıştırıyoruz. Servis edeceğimiz tabaklarımıza hemen tabii tavuk suyu kullanacağız. Servis edeceğimiz tabaklarımızı güzelce bir şekilde tabağımıza pilavımızı koyduk. Kenarına veya da isterseniz üzerine tavuğumuzu ilave edeceğiz. Ve tavuğumuzu ilave ettikten sonra o şekilde hem güzel bir şekilde ne yapmış olacağız? Sunumumuz da farklı olacak ve dediğimiz gibi güzel bir pilav yapmış olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet ustam, ellerine sağlık. Çok teşekkür ettim Nilüfer Hanım. Biz de bu arada izleyenlerimize telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatalım hemen. Dur. Telefon numaramız 0212 454 5570. Mail adresimiz info@tgrt.eu.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz efendim. Evet. Evet, tereyağımızı şu anda tenceremize gönderdik. Tereyağımızı gönderdik. Evet. Sizi bekliyoruz. Şimdi evet. Nilüfer Hanım'ı yanıma doğru alacağım. Sevgili izleyenlerimiz, yavaş yavaş pilavımızı Nilüfer Hanım hazırlayacak. O hazırlamışken yavaş yavaş pilavımızı ben de sizlere şöyle ufak sunumlar yapacağım. Ufak sunumlar derken salata hazırlayacağız. Arkada közlenmiş kırmızı biberimiz var. Ondan sonra kıvırcığımız var, yoğurdumuz var. Onlarla beraber bakalım sizlere nasıl bir sunum çıkacak ortaya. Sizlere salatamızı hazırlayalım. Bir de güzel bir şekilde yanında salatamız olmuş olsun. Evet ustam, ellerine sağlık. Teşekkür ettim. Közlenmiş kırmızı biber ve evet. Kıvırcığımız var bugün sanırım. Evet. Ben orada başak biberlerini görüyorum. Onlardan ne yapacaksın? Onlar çok merak da, ediyorum. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Senin için şöyle farklı acılı, bir sunum acılı. Yapacağız. Hemen sevgili izleyenlerimiz. Şöyle eldivenlerimizi alalım. Öncelikle sunum yapacağımız tabağımızı biraz daha süslersek hem dediğimiz gibi sevgili izleyenlerimiz biz kendimize çok güzel bir şekilde salatamızı yapmış olacağız. Bir de işte gelen misafirlerimiz olsun yanımızdakilere hem daha görsel olarak daha güzel bir görsellik sunmuş olacağız onlara. Onun için ne yapacağız? Hemen kıvırcık olabilir veya da göbek olabilir. İlk önce tabağımızın kenarına şöyle birer tane koyalım yaprağında. Şöyle ilave ettik. Tabağımızı kenara doğru alalım. Ve ondan sonra sevgili izleyenlerimiz elimizde geldiği kadar dediğimiz gibi sevgili izleyenlerimiz israf etmemeye çalışıyoruz. İnşallah sizler de evinizde aynı şekilde değerlendirmiş olacaksınız. Biliyorsunuz israfın dinimizde de yeri olmadığı için ne yapacağız? Böyle elimizde kalan malzemeleri kendimize farklı sunumlar yapmış olacağız. Patateslerimizi şöyle hemen yumurta büyüklüğü şeklinde alalım. Kenarlara koyalım. Şöyle.
Bu arada yağımız da eridi ustam. Tamam. Pirinçlerimizi ilave ediyorum ben. Pirinçlerimizi ilave edin Sezamet. Şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz, patateslerimizi ilave ettik. Şöyle fabrikamızı alabiliriz. Hemen patateslerimizi geniş bir kabın içine ilave ettik sevgili izleyenlerim, o hazır. Ufak bir tekrardan tabağımızı alalım. Düz bir tabağımızı. Bunu da çok fazla bir malzeme kullanmadan şöyle kendimize farklı sunumlar yapacağız. Hemen kıvırcıklar sevgili izleyenlerimiz. İnce ince doğruyorum. Hazır. Bunu kabımıza aldık. Közlemiş olduğumuz biberlerimiz de, o da hazır, birazdan kullanacağız. Şöyle biberlerimiz de, evet biberlerimiz salata içinmiş. Salata için kullanacağım. Biraz daha biber kullanalım. Ustam bu arada tuzunu ilave edebilir miyiz pilavımıza? Tabii, tuzumuzu biraz, toz şekerimizi ilave edebilirsiniz Lütfen Hanım. Ve de kıvırcıkları doğradık sevgili izleyenlerimiz, nohutumuz. İçine nohutumuzu ilave ediyorum. Birazdan çünkü pilava ayıracağımız için. Toz şekerimiz kenara. Bir çay kaşığımız var. Bir çay kaşığı kadar, bir fiske kadar da kullanılabilir. Evet. Ve kırmızı biberimiz. Közlemiş kırmızı biberimiz. Bunu da ince ince doğradım. İçine ilave ediyorum. Hazır. Sadece bir tane domates kullanacak. Şöyle alalım. Hemen sevgili izleyenlerimiz. Domatesimizi biz devam edeceğiz ama pilavımızın suyunu verelim Nülfer Hanım'la beraber. İyice bir kavruldu zaten pirinçlerimiz, evet. Ustam. Şu anda tam kıvamını aldı. Çok minik limon suyu. Hem pilavımızın tane tane görünmesini sağlayacak sevgili izleyenimiz, hem de bembeyaz görünmesini sağlayacak. Onun için hazırladık ve tavuk suyumuzu veriyoruz. Tuzumuzu ilave ettik değil mi Nülfer Hanım? Evet. Hop. Tavuk suyumuz da gelsin. Yeterli mi? Şöyle bir göz atayım. Birazcık daha ustam. Evet. Şöyle. Hop. Yeterli mi? Evet. Şöyle bir karıştırın. Bir bakalım. Yeterli sanırım. Altını kısalım. Nohutu da. Şimdi suyumuzu Nülfer Hanım, bu nokta çok önemli. Nohutları içine ilave etmedik. Neden etmedik? Evet. Çünkü suyu daha iyi bir şekilde ayarlamamız için. Siz de o şekilde yapacaksınız sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra nohutlarımızı içine ilave ettim. Ve kapağını kapatalım. Tenceremizin altını biraz daha kısıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Kısık bir ateşte pilavımız demlenecek ve dinlenecek. Siz de o şekilde yaparsanız daha güzel bir şekilde sunumumuzu yapmış olacaksınız inşallah. Ne yapalım, bir fırınımıza da göz atalım biz dilerseniz sizlerle beraber. Şöyle. Sevgili izleyenlerimiz, şimdi iki farklı sunum yaptık dediğimiz gibi. Sizler de şu anda görüyorsunuz. Bir tanesinde biz ne yaptık? Yumurta kullandık bir tarafına. Bir tarafına da biz pekmez kullandık. Görüyorsunuz pekmez olan hemen nar gibi kızarmaya başlamış, çok güzel bir şekilde kızartılmış ve ondan sonra diğeri de aynı şekilde kızarmaya, yumurtalı olan da kızarmaya devam etmiş olacak. Fırınımızı kapatalım. O güzelce bir şekilde hazırlanmaya devam etsin. Çok farklı bir salata sunumumuz olacak ustam. Değil mi? Nohut var içinde, közlenmiş kırmızı biberimiz, kıvırcığımız ve başak biber koyduk. Evet. Evet. Ve de bir adet domatesimiz olacak Nülfer Hanım. Hemen domatesimizi de bu şekilde doğrayalım. Şimdi domatesimiz de hazır sevgili izleyenlerim.
Hemen onu da içine ilave edelim. Biraz daha güzel salatamızın kokması için, daha damağımızda güzel bir lezzet bırakması için ne yapacağız? Hafif biraz şöyle taze nane kullanacak. Biraz da nanemizi ilave edelim sevgili izleyenlerimiz. Şöyle hemen. Nanemizi de çok ince değil, biraz daha şöyle belirgin doğrayabiliriz. İçinde hafif biraz belirgin olsun. Hazır. İlave ettik. Sadece salatadan bir yağ kullanıyorum sevgili izleyenlerim. Başka bir şey kullanmayacağız. Sadece zeytinyağı kullanacağız. Hemen zeytinyağımızı da içine ilave ettim. Ve de siz tabii ki isterseniz farklı bir şekilde de malzemeleri içine ilave edebilirsiniz ama asıl bu şekilde yaptığımızda damağımızda daha güzel ve daha iyi bir şekilde lezzet bırakacak. Şöyle biraz karıştıralım. Servis edeceğim tabağımıza. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya çıkmış görüntü olacak. Görüntü harika ustam şu Değil anda. Mi? Evet. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ettim. Hemen domateslerimiz ilave ettik. Şöyle elimize ufak bir su tutalım tekrardan. Patateslerimizi de ziyan etmedik. Yok. Sunum olarak da onları da kullanmış olduk. Çok da güzel. Ayrı bir hava kattı ustam. Çok güzel gözüküyor şu anda. Aslında Nülfer Hanım, yani biz de kendimize böyle farklı sunumlar, güzel sunumlar yapmak istiyorsa böyle bir şeyler yapabiliriz. Evet. Elimizde illaki böyle malzemelerimiz artıyor ama onları ne yapacağız? İsraf etmeyeceğiz. Hı hı. Hem salatamızı da değerlendirmiş olacağız hem de ziyan etmemiş olacağız. Ve hatta farklı bir şekilde de sunumumuzu gerçekleştirebiliriz. Şimdi hazır sevgili izleyenlerimiz salatamız. Salatamıza en son olarak ne yapıyoruz? Hafif biraz patateslerimizin üzerine kaşar peyniri rendeliyorum. Sanki kar yağmış gibi hafiften rendeledim. Sadece diğer salatanın çok hafif biraz dokunuyoruz ve salatam hazır sevgili izleyenlerimiz. Evet, harika. Hani buna çok fazla bir malzeme kullanmadan dediğimiz gibi sizler de evinizde güzel bir şekilde salatanızı farklı sunumla yapabilirsiniz. Şöyle közlenmiş nohutlu salatamız sevgili izleyenlerimiz hazır. Onu kenara aldık ve devam ediyor salatamıza. Yanında pilavımız demlemeye devam etsin. Fırında şöyle bakalım çünkü yüksek bir ateşte pişirdiğimiz için ara sıra kontrol etmemiz gerekecek. Şimdi de şöyle közlenmiş biberlerimizi yoğurtlu bir şekilde hazırlayacağız sevgili izleyenlerimiz. Bunları da ince ince doğrayalım. Ve tekrardan küçük küçük başlıyoruz doğramaya. Şayet elinizde süzme yoğurt varsa kullanırsanız daha güzel olacak ama süzme yoğurt yoksa da sıkıntı etmenize gerek yok. Normal yoğurt da kullanılabilir. Evet şöyle hazırladığımız sevgili izleyenlerimiz biberimizi de içine ilave ettik. Ondan sonra yoğurdumuz içine ilave edelim. Bunu da tekrardan biraz hafif zeytinyağımız minik. Evet şöyle zeytinyağımızla beraber karıştırıyoruz sevgili Nilüfer Hanım. Değil mi? Şöyle sunumu da güzel harika oldu yani. Bugün takım oldu salata. Bugün, değil mi? Seninle beraber. Benimle beraber bir takım oldu. Kırmızı beyaz. Sağ olasın. Evet ben bu arada fırına da bakmak istiyorum ustam. Tamam. Ustam harika gözüküyor. Kızarmaya başlamış. Yumurtalı olanlar da, tamam. Pekmezli olanlar da çiçek şeklini almış. Şimdi tavuğumuzu da hazırlayacağız Nilüfer Hanım. Hemen biraz soğuması gerekiyor. Bu arada pilavımızı da kapatayım ustam pilavımızın altını dilersen. Tabii kapatabiliriz. Şöyle demlenmiş. Sıcak olduğu için sevgili izleyenlerim şöyle hafif biraz tavuğumuz hazırlandı. Suya tuttuk. Güzelce bir şekilde o da haşlandı. Şöyle tabağımıza tekrardan
Ufak bir su tutalım. Pilavımız bir iki dakika dinlenmesi gerekiyor. Salatamızı hazırladıktan sonra bunu sevgili izleyenleriniz. Közlenmiş kırmızı biber ve yoğurt kullandık evet. Sadece. Onu da şöyle kıvırcımızın üzerine ilave edelim Nülfer Hanım. Hem güzel bir şekilde sunumumuzu gerçekleştirmiş olacağız. Kenara alıyoruz. Bunun içine dilerseniz sevgili izleyenlerim şöyle ufak acı biberimiz, sivri biberi de kullanırsanız çok güzel olacak. O da çok güzel bir lezzet bırakacak. Ama sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Hazır sadece bir tane domates süslemede kullanılacak. Bunu da dilimledik. Kenarlarına şöyle sunumumuzu yapmamız için bunu da koyalım. Hazır. Bir iki tane maydanozla beraber veyahut da taze nane de kullanılabilir. Hop. Evet harika evet. Ustam. Teşekkür ederim. Sizin de elinize sağlık Nülfer Hanım. Evet şimdi fırınımız da hazır. Tabii ki sevgili izleyenlerimiz biz evet. Biraz daha dediğimiz gibi yüksek ateşte pişirdiğimiz için sizler evde zamanınız çok olacak. Evde zamanınız fazla olacak. Biraz daha bunun bir 10 dakika 15 dakika daha fırında beklemesi gerekiyor. Evde yapacağımız için dediğimiz gibi biz burada yüksek bir ateşle pişirdiğimiz için hemen alıp size göstermek istedik sevgili izleyenlerimiz. Ama evde ne yapacağız? 10 dakika 15 dakika daha fırında bekleteceğiz. Hem sunumumuz daha güzel olacak hem de daha iyi bir şekilde ne yapacağız? Dokumumuzu hazırlamış olacağız inşallah. Pilavımızı da harika hazırlayalım. Harika gözüküyor şu anda. Teşekkür ettim. Sabırsızlanıyorum ben bir an önce yemek için. Şöyle. Evet, pilavımız da hazır. Mısırlı koklu, bol tereyağlı, nohutlu. Hemen pilavımızı da alacağız. Yavaş yavaş sunumumuzu yapacak. Hop, tabağımızı. Pilavımızı. Bir 5 dakika 10 dakika pilavımızı da dinlendirebilirsiniz sevgili izleyenim. Siz de isterseniz biraz daha fazla dinlendirebilirsiniz pilavımızı. Şöyle pilavımız karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tane tane çok güzel bir şekilde pilavımız hazırlandı. Hop hazır. Servis edeceğimiz tabağımızı ıslattık sevgili izleyenlerimiz. Daha güzel bir şekilde şekil vermemiz için. Şöyle mis gibi buram buram tereyağı kokuyor. Nülfer Hanım elinize sağlık. Rica ederim. Şunu şöyle bırakalım. Harika. Hazır. Tekrardan bir tane daha alalım. Ustam ellerime sağlık harika olmuş yalnız tane tane olmuş değil pilav. Çok elinize güzel sağlık. Görünüyor. Şöyle bol tereyağlı pilavımız. Hop. Evet. Evet çevirdik. Bu da hazır. Diğerini alalım. Hemen. Pilavlarımız hazırlandı. Pilavlarımızın üzerine tavuğumuz sevgili izleyenlerimiz. Hafiften şöyle tavuklarımızı da dilersek kenarına da bırakabilirsiniz. İsterse üzerine de şöyle koyabilirsiniz. İlave edelim. Tabii ki en lezzetli yeri ve en güzel yeri de hemen but kısmı sevgili izleyenlerimiz. Onu da üzerine ilave ediyoruz. Böyle sıcak olduğu için alması da çok zor Nülfer Hanım. Evet. Ustam harika oldu. Teşekkürler. Biraz da alalım. Evet bu şekilde de hazırlayabilirler. Sunumumuzu yapabiliriz. Evet. Şöyle alalım tavuğumuzu. Ellerine sağlık ustam. Bir iki tane de maydanoz üzerine ilave ettim. Evet harika. Buyurun. Ellerine sağlık çok ustam. Çok teşekkür ettim Nülfer Hanım. Ustam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Neler yapmışız izleyenlerimize de anlatalım. Tabii ki. Sevgili izleyenlerimiz hemen tezgahımızdaki görüyorsunuz pilavımız hazırlandı. Tavuklu pilavımız. Ondan sonra lokumumuz da hazır, salatalığımız hazır. Dilerseniz hemen kısaca bir göz atalım sizlerle beraber neler yaptığımıza. İlk önce şöyle 5 lokumumuz gelsin sevgili izleyenlerimiz.
Evet, 5 lokum için 8 yemek bir paket yaş maya kullanıyoruz ve 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımıza 1 tatlı kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar sevgili izleyenlerimiz hemen normal su kullanıyoruz. Ondan sonra alabildiği kadar un. 1 paket yaş mayamız, 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Ve çok hafif biraz 2 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 2 su bardağı kadar suyumuz var. Alabildiği kadar sevgili izleyenlerimiz hemen unumuzla önce hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurumuzu güzelce bir şekilde yoğurduktan sonra kulak memesi kıvamında hamur elde ediyoruz. Bezelere bölüyoruz. Onu bezelere böldükten sonra tezgahımızın üzerine alıyoruz. Ve ayrı bir tenceremizin içine kıymalarımızı kavuruyoruz. Hafif yağla beraber kavuruyoruz. Ondan sonra onu kavurduktan sonra hemen ne yapacağız sevgili izleyenlerimiz? Patates, haşlamış olduğumuz patateslerimizi de içine ilave edeceğiz. Patateslerimizle beraber onları güzelce bir şekilde karıştırdıktan sonra İçine biraz tuzumuzu, karabiberimizi ilave ediyoruz. Ondan sonra bezelerimizin içine harcımızı ilave ediyoruz ve ters kapatıyoruz. Üzerine yumurta sarısı veya da dediğimiz gibi pekmez hangisini diliyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Üzerine ilave ettikten sonra sevgili izleyenlerimiz hemen 160 derece 40-45 dakika hatta 50 dakika pişmesi gerekiyor kısık bir ateşte. Fırında güzelce bir şekilde pişireceksiniz. Hem hamurumuzun içi hem de dışı iyice bir piştikten sonra afiyetle yiyeceğiniz çok güzel bir 5 lokumu olmuş olacak sevgili izleyenlerimiz. Ve tekrardan pilavımız için de neler yaptık sevgili izleyenlerimiz hemen ona da bir göz atalım. Evet şöyle sizlere bir gün güzel bir pilav hazırladım. Nohutlu tavuklu pilavımız için de 3 su bardağı kadar pirinç kullanıyoruz sevgili izleyenlerimiz. 1 su bardağı kadar nohut kullanıyoruz. 1 adet tavuk veya da siz but veya da göğüs de kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz ve 1 fiske kadar toz şekeri kullanıyoruz. İçine çok hafif biraz limon suyu kullanabilirsiniz. Öncelikle sevgili izleyenlerimiz 1 adet tavuğumuzu veya da tavuklarımızı tenceremizin içine ilave ediyoruz. Tencerelerimize güzelce bir şekilde o haşlanması gerekiyor. İyice tavuğumuz haşlandıktan sonra hemen ne yapacağız? Sevgili izleyenlerimiz ayrı bir tenceremizin içine tereyağımızı ilave ediyoruz ve tereyağımızı koyduktan sonra güzelce bir şekilde pirincimizi ilave ediyoruz. Pirincimizi kavuruyoruz. Pirincimizi kavurduktan sonra içine şekerimizi, tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve tavuk suyuyla beraber tavuk suyumuzu içine ilave ediyoruz. Tavuk suyumuzu da verdikten sonra sevgili izleyenlerimiz hemen suyumuzu güzelce bir şekilde belirledikten sonra içine nohutlarımızı en son olarak ilave ediyoruz. Tenceremizi kapağını kapatıyoruz. Pilavımızı dinlendirmeye bırakıyoruz. Pilavımız 10-15 dakika dinlendikten sonra hemen onu güzelce bir şekilde altını kapatıyoruz. Bir 5 dakika daha dinlendiriyoruz. Ondan sonra karıştırıyoruz ve üzerine haşlamış olduğumuz tavuklarımızı ilave ediyoruz ve pilavımızı o şekilde afiyetle yiyeceğiniz çok da güzel bir pilav olmuş olacak. Salatamızda da neler kullandık sevgili izleyenlerimiz? Elimizde artan öncelikle kıvırcımızı tabağımızın altına koyduk. Ondan sonra patateslerimizi kenarlarına güzel bir şekilde dedi ki israf olmasın. Kenarlarına patateslerimizi koyduk. Ondan sonra ayrı bir kabımızın içine kıvırcıklarımızı doğradık. Ondan sonra nohutlarımızı ilave ettik. Közlemiş olduğumuz biberlerimizi ilave ettik. Ve bir adet domatesimizi ilave ettik. Ondan sonra biraz taze nanemizi de içine ilave ettikten sonra sıvı yağla beraber güzelce bir şekilde karıştırdık sevgili izleyenlerimiz. Servis edeceğimiz tabağımızın ortasına ilave ettik. Ve üzerine çok hafif biraz kaşar peynirimizle rendeledikten sonra afiyetle yiyeceğiniz çok güzel bir salata oldu. Ondan sonra yoğurtlu közlemiş biberli salatamızda hemen ne yaptık? Önce közlemiş biberlerimizi ince ince doğradık, kabımızı aldık. İçine biraz zeytinyağımızı ilave ettik. Ondan sonra biberlerimizi, közlemiş biberlerimizi içine ilave ediyoruz. Evde ufak minik çocuklarımız yoksa, burada da çocuklarımızı kocaman öpüyorum onlara, öpücük gönderiyorum. İçine biraz sivri biber doğrarsanız daha lezzetli, daha güzel olacak. Ondan sonra biberlerinizi ufak ufak doğrayın, içine ilave edin. Onunla beraber biraz karıştıralım. Servis edeceğimiz tabağımıza ilave ediyoruz. Dilersen kenarına farklı sunumlar, elinizde varsa mandalina kullanabilirsiniz, portakal kullanabilirsiniz, domates kullanabilirsiniz. Çünkü hepsi buna çok yakışıyor. Dilimler halinde kullanıp o şekilde soframızın ortasına koyup ve afiyetle yiyeceğiniz çok güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyorum. Evet ustam ellerine sağlık. Çok gerçekten hepsi ettim. Birbirinden güzel gözüküyor şu an. Hepsi muhteşem. Çok ellerine sağlık. Programımızın da sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersin? Hemen alalım senden. Evet sevgili izleyenlerimiz sizlerle beraber çok güzel bir günü noktaladık. Yarın yine burada çok güzel yemeklerimiz olacak ve sizlerin çok da istediği tatlımız olacak. Trileçe tatlımız olacak. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ederiz. Teşekkür evet sevgili izleyiciler, sevgili hanımlar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle afiyetle kalın, hoşça kalın.